Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Furkan arkadaşımla birlikte, bundan önceki videosunda Furkan Yaman'ın yeni arabasından bahsetmiştik. O arkadaş oluyor kendisi. Onunla birlikte bugün bir bit pazarına gidelim dedik. Saat şu anda 5 civarlarında. Furkan'ı geldim aldım. Teşekkürler. Mecbur video için. Şimdi şeye gidiyoruz. Tuzla'daki büyük bit pazarına gidiyoruz. İnternetten ben konumuna baktım. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Şimdi biz neredeyiz? Kayışdağ tarafındayız. Kayışdağ üzerinden gideceğiz. Dağ yolu üzerinden E5'e ineceğiz Maltepe'ye. Oradan gideceğiz. Ya da şöyle düşünüyoruz. Şu an saat 5 geçtiği için trafik olabilir. Navigasyondan bakacağız. Ona göre devam edeceğiz. En kestirme yolu değil mi? Yani en kestirme yoldan devam edeceğiz. Pazarına doğru gidiyoruz. Şu an dağ yolundayız. Kayışdağ üzerinden dağ yoluna çıktık. Dağ yolundan Kartal ya da Maltepe tarafına gideceğiz. Saat 5'i geçtiği için büyük ihtimalle trafik vardır dedik. Trafik olduğu için de özellikle dağ yolundan gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bütçe olarak bugün için, sadece bugün için 100 TL ayırdık biz bit pazarına. 100 TL ile bit pazarından neler alacağız? Nasıl yapacağız göreceğiz. Ürünleri göreceğiz, göstereceğiz. İlerleyen videonun devamında. Bu şekilde dağ yolundan devam ediyoruz gitmeye. Abi ben bu makinayı 2500 liraya aldım. Bu makineyi burada geldiğin zaman 600 liraya da bulursun. Tabii. Yapma ya. Buradan mı alsaydım keşke. Vardı zaten. Ben, ne zaman vardı? Ben de ikinci el aldım bunu. Ha Mevlüt'te vardı bak. Onda Mevlüt'te. Kutuyla getirdi bir tane. 650 idi. Çok güzeldi. Ben baktım ama çok güzeldi. Bu da 650. Bu 650 de ondan mı bahsediyorsun? He. Şey Mahir bu senin miydi? Şimdi bak o makineyi buradan toplayan adam var. Ben şimdi bu makineyi aldığım zaman ben hemen şatırına bakıyorum. Kaç yat diyorum adam. O ne diyor? Bilmem ne diyor. Yedek yok. Mesela bak orada ara. Yedek parça olarak varsın. Her şey var. Atar tabii değil mi? Her şey var bak içinde. Şarjıyla, bilmem nesiyle, yedek. Her şey var. Varansı, varansı var. Sony. Öylece var işte. Ne kadar abi bu makine? Ne kadar acaba bu? Ne abi? Kamera. Bu 80 lira. Buyur. 80 lira. Yapma ya. Ya al işte. 80 lira. Çünkü sen... Şu elimdeki makineye 2000 lira para verdim ben ya. İşte canım çıktı alana kadar. Bunu var ya yakalardım burada gelsen kesin. Yapma ya. Şey var mı abi? Şu küçük kameralar var ya GoPro diyoruz. Onlardan da buluyor. Onların böyle aparatları ama. Var o hepsi geliyor buraya. Yarın açar kameracısı var. Şöyle vereyim abi. Çizicisi var. Çok öyle. Şu anda pazar kuruluyor. Biz geldik cumartesi günü. Bu asıl gün pazar günmüş arkadaşlar. Bugün maalesef pazar yok. Pazar günü geleceğiz. Pazar günü güzel bir çekim yapacağız. Şöyle bir standı çekelim.
Bak nasıl olmuş lan? Bak duracak Allah'ım bak. Ya işte. Abi yemin ediyorum süpersin ha. Abi çekme bunu. Ya bir bayağı... dur bir şey olmaz. Bayansa ben. Allah Allah. Bir... Bak ya bir dur şöyle. Necim abi çalıştırdın mı şeyi? Güzelliğe bak. Abi on numarası. Çalıştı da biraz şey var ya. İyi var. Abi teşekkür ederiz. Rica şey ederim abi. Ona kaçıracağım ben. Şimdi bu standta bu şekilde kitaplar falan da var. Kaç lira abi? Bu ortalama ne kadar parayla gelmek lazım abi? Elektronik bir şey alacaksan. Valla. Malına göre bilmiyorum ne alırsın. Verdiğin para gelir. Fazla para gelir mi? Fazla para mı gelir? Valla abi biz 100 lirayla geldik. Öyle düşünüyorduk ama. Neyle? 100 lirayla geldik. Az mı? Senin mal alman için buraya. Maldan kastım şu an. Benim ıvır zıvır alacaklarım var. Yani küçük şeyler aslında. Her türlü ne olursa olsun burada mal almak için. Tamam mı? Burada tecrübeli olman lazım. Gelip gitmen lazım. Piyasayı bilmen lazım değil mi abi? Selamun aleyküm selam ben mal alayım. Kompres soktireceğim. Hmm. Evet. Ama şöyle gezeceğiz de abi bakacağız da. Gel ona konuşuruz. Tamam. Yani bakacağız daha vakti değil. Olay ne biliyor musun? Sen şimdi burada gece geleceksin buraya. Gece? Gece saat. Pazar şu anda açık bak bu geliyor. Bir saat sonra öbürü gelir. İki saat sonra öbürü gelir. Kimin ne getirdiğini bileceksin. Ona bakacaksın. O zaman ilk açılır açılmaz 5 gibi falan hani düşeceğiz ben, buraya. 5'te mal kalmaz oğlum burada. Pazar bitiyor 5'te. Hayır. 3'te 4'te. Bizim için pazar bitiyor 5'te. Gündüz 5 demiyorum. Tamam gece 5'te bizim için pazar biter. Mal yer değiştirir. Alan alır satan satar. Ha, sabah 5'te. Ha getiren adamın malları alınır. Ha anladım sabah. Tamam. Ben buraya 7-8.30'dan gelirsen bulursun. Bunu almışım atıyorum 50 liraya. Sen geldiğin zaman yapıştırırım sana 180 liraya. Değil mi abi aynen. Mevzu anladın mı? Burada mal kovalayacaksın, mal dökeceksin. Hmm. Sen ne diyorsun abi bu konu hakkında? Vallahi abi ben gelin yani buraya pazar günü saat 8 gibi gelin. Bol bol her şeyi çekin. Hep ucuz. Teşekkür ederiz abi. Aradığım mal da alakalı. Elektronik. Pazarı zaten işletme işte biziz yani. İşletme bizde. Sen bu pazar tezgahlarını kiraya veriyorsun değil mi abi? Tabii işte burası yani. Tezgahımız bizim. Artı bir de gelen arkadaşlara yer gösteriyoruz, yer veriyoruz. Hmm. İyi bir hizmet yapıyoruz yani. Anladım. Ellerinize sağlık abi. Geri dönüşüm. Aslında çok güzel bir hizmet ya. Aynen. Yani şu makineye mesela 80 lira dedin bana. Evet. Elimdeki makineyi 2000 liraya aldım mesela. Abi 1 lira vereyim desen tamam ver la diyeceksin. Kırmayacak. Yapıştırırım. Anladın mı? Yani o taraf var bak 80 diyor ya. He. 80'e vermeyecek sana. Abi bir 40 gram var. Al şunu desen, tamam al da hayırlı olsun gönderecek, sana gönderecek. Ya bir nevi şey de var aslında, esnaflık muhabbeti de var işin tabii içinde. Canım, yani. Tabii canım, burada 30 senedir, 40 senedir beraber olduğumuz esnaflar var. Birbirimize alışveriş ettiğimiz esnaflar var. Şurada bir tane... Herkesin topladığı bir mal var. Tane... Siz kaç yıldır buradasınız abi? Burası yeni de biz 30 senedir bu işin içindeyiz. Bak şuraya bir... aynen öyle yani. Virüs gibi bulaştım ayda yiyin. Hep ilk bulaştığın zaman bir daha kopamıyorsun. Abi. Önce toplamayla başlarsın? Ondan sonra ufak ufak alıp çünkü satmaya başlarsın. Ondan sonra yani. Bakmışsın bir araba almışsın esnaf olmuşsun. Allah Allah. Böyle gider. Bak sandıkları görüyor musun? Ağız sandıkları. Hmm, evet. Askeriyenin mermi sandıkları gibi. Yani. Peki burada bir yer açmak için ne yapılması gerekiyor abi? Geleceğim ben işte. Önce geleceğim bana metresi 25 liradan bir bayılacağım. Değil mi? Yer vereceğim sana. Hı-hı. Ondan sonra ne var? Yerin burada metresi 25 lira yani kiraladığın zaman. Çok ya da bir şey değilmiş aslında. Senin şu tezgahın kaç metre abi? Yani şey göre ya bir şey abi, yani hani o yüzden söylüyorum. Bak şimdi normal pazarlarda, normal 7, 8, pazarlarda bak. 10 metre var herhalde değil mi seninki? Burası 12 metre. 12 metre. Abi mekanı sahibi ama. Bak şimdi burası şöyle normal pazarlarda bu kadar bir yer kiralamış. Pendik mesela, cumartesi pazar pendiği var. Şöyle bir yer kira, günlük 5 lira kirası var. Vallahi mi? Şöyle köşenin. 5 lira para kirası var. Burada şuraya verdiği 50 lira. Doğru mu abi? Adam burada 1-2 lira satacak. Doğru. Bir de onu düşünüyorum. Yani 50 lira veriyor ama şeyini alıyor. Tabii. Sattığın malla alakalı. Sen şimdi bildiğin malı sattığı şey yaptığın malı satarsan para kazanırsın. Ya burada her bak şimdi yarın akşam gel buraya bu tezgahı şimdi çektim değil mi? Yarın akşam gel bak bu tezgahta hiçbir şey yok. Niye alırlar, kim alır, neden alırlar bunu biz de bilmiyoruz. Allah Allah. Yani bak şu tezgahta şimdi sen bakıyorsun, senin sadece uşuna kamera gitti değil mi? Aynen, benim yani dikkatimi kamera çekti. Bak şu şey çekti, ekran çekti, bak, klavyeler çekti. Bak mesela şu var, PlayStation var bak.
Senin alabileceğin 2-3 parça mal var. Diyorsun ki lan ben az onu alırım. Öbürü geliyor diyor ki bilmem ne. İhtiyarlar var, böyle meraklı pintonlar. Alırlar oradan yedek parça ben? Söker, takar, bir şeyler yapar. Ertesi hafta getirirsin. Gerisini geri verir sana, al bu işime yaramadı diye. Öyle tip adamlar var. Ha şey bunları... Yani boş adamlardan değil. Profesörü var, doktoru var, hakimi var. Bunları alıp şey yapanlar da var ya. Ben görüyorum. Yedek parça olarak kullanan da var. Mesela adam... Alıyor şu klavyeyi. Bu klavyeyi sen mesela kaça satıyorsun? 5 lira. 5 lira. Bu klavyeden 3 tane tuş alıyor. Adam bilgisayarcı mesela. Değiştiriyor, diyor ki ben bunu 20 liraya değiştirdim. Ya da bunu böyle alıyor, ikinci el diye satıyor 40 lira 50 liraya. Şunu görüyor musun bak? Aynen öyle. Şey o. HP'nin mi? Resim çıkarıyor bak. HP'nin yazıcısı değil mi abi o? Yazıcısı. Yazıcı fax da çekiyor. Fotokopi de çekiyor. Kamyoncunun birisi geldiği zaman al. Kirko normalde gir internete bak. 500 lira fiyatı var. Hmm. Aa bak şurada şey de var. Amfi mi bu? Gitar amfisi. Gitar amfisi değil mi? Bak arkada kalmış ama. Yani. Böyle bak, amfi. Kaliteli bir şey yani. Çok sesime gümbür gümbür çıkıyor ya. Tezgahı tekrardan çekeyim. Arızalı olabilir. Mesela sen şeyi biliyor musun abi? Dedim ki adam şey getirdi, bu arızalı mı değil mi? Haliyle deriz abi. O işin özelliği, bu işi ben bunu satarken bu amfi çalışıyor. Ben buna şimdi 200 lira para istiyorum. Ya yeni çekmeye başladım. Niye kaçıyorsun? Eski yazıcıyı bana sorduğun zaman ben sana haliyle derim. Haliyle demek de ne çıkarsa bahtına. Sen de onu göze alırsın. Tabii. Bu iş öyledir ama garantili diyor. Bak bunu ben buraya 200 lira istiyorsam bu garantili veririm sana. Ama buna geldim iş haliyle olur. Bu iş haliyle kardeşim. Ama şöyle yazıcılarda zaten şeydir abi. Garantisi tamam, sıkıntıdır yani. İkinci elde haline. Yazıcı her türlü sıkıntı çıkarabilir yani. İleri çek, ileri ileri. Şöyle bir tezgaha bakalım. Bak gel buraya. Şu arabaya kaç lira verirsin? Bakabilirim abi. Neyin markası? Ha. Araba derken. Evet, araba. Ya bu şey yine meraklısına çok verir. Kaç lira sence o araba? Abi o arabanın ödeyeceği en fazla 1 lira yani. 1 lira işte. 150-200 lira hesap. 5000 lira da alırsın benden o arabayı. Ciddi misin abi? Sen ne diyorsun? Abi niye nasıl abi? Ya? Millet abi, onun peşinde işte. Herkesin bir şeyi var böyle. Koleksiyon modeli falan mı? Yerli ilk üretilen yerli metal araba. Matchbox çakması. Var ya. Millet bunun peşinde burada, anladın mı? Sende mi var ne var burada? He? Bende mi? Neler var ya? Bak kara... Allah Allah. Millet bunun peşinde, anladın mı? Burada altının peşinde, gümüşün peşinde. O zaman biz de kanalda duyduğum zaman direkt seni bulsunlar abi. Sen satıyorsun. Kanalda bulsunlar diye dursunlar, beni bulsunlar diye bir şey yok. Bir sürü insan var aynı şey. Geldiğiniz zaman o zaman abiye uğramayı unutmayalım mı diyelim? Ya Ali Tino ya, şey arıyoruz ona ya. Sizin isimler neydi abi? Mahir vermişsin, bu Necip. Mahir ve Necip abi o zaman direkt gelip bulsunlar abi sizi bayağı çünkü... Aynen. Koli bandı. Para bandı. Bak git bunu kırtasiyeden al. 5 lira. 1 lira. 1 lira. Bak böyle teneke kaplumbağa mesela. Teneke oyun. Evet. Olayı anladın mı? İnsanlar bunların peşinde. Bak Rus semağı ver mesela. Bu mallar buradaki buradan çıkan bir mal bu. Ne oynuyorsun abi? Bak Rusya'ya takıldın mı? Ne zaman oldun? Abi şey soracağım, peki buranın dışında nerede satış yapıyorsunuz başka? Buranın dışında mezatlarımız var, mezata gidiyoruz. Mezatlar nerede oluyor genelde? Tophane'de. Yanlı mezatımız var, orada kendimiz mezat yapıyoruz. Kadıköy'de satıyoruz, internetten satıyoruz. Abi akşamlar. İnternetten, Letgo'dan falan mı abi? Yok. Gelin sandığı, Instagram'da. Gel burada. Sen de geç. Bu sayfamızda satıyoruz. Dedenin sandığı sayfasında. Yani bir sürü... takipçimiz var. Artı bizim takip ettiğimiz koleksiyoncular var, şeyler var. Başka ne anlatacaksın abi bize? Ne anlatayım? Biraz da mikrofona doğru. Sen sor, ben anlatayım. Benim anlatacak şeyim çok. Yani gitmez. Şimdi abi şöyle, biz bugün buraya geldik. Cumartesi günü. Yanlış bir zamanda geldik. Aynen. Bizi aydınlattınız. Zaten bugün bizim de amacımız şeydi. Buraya gelip hani burası hakkında biraz bilgi sahibi edinmek, bilgi sahibi olmaktı. Hani ne zaman açılır, ne zaman gelinir, ne alınır gibisinden bir şey yapmaktı, video yapmaktı. Sayenizde bunu başardık diye düşünüyorum.
Pazar günleri genellikle yoğun oluyor. Pazar günleri daha güzel ürünler geliyor diyebilir miyiz? Tabii canım, her şey geliyor burada. Ya, pazar günü her şey geliyor. Komple her taraf işte. Tamam, komple. Pazar günü her yer doluyor. Pazar günü gelmek o zaman her zaman için daha mantıklı. Yani saat 7 gibi gelirse akşam 5'e kadar full burası. Tamam. Yani burada sabah 7 akşam? Akşam 5. Akşam 5-6 gibi yavaştan kapatmaya başlıyorlar. Yani burada amaç ne biliyor musun? Burada biriktirdiğin koleksiyonluk yahut da yedek parça, ıvır zıvır, yani kristalinden tut porselenine, camına. Bak şunları göstereyim sana mesela. Bunlar dergi mi? Bak bunlar şey dergileri, bizim çocukluğumuzun Texas Tombix'leri, Zagor'ları. Bunların bayağı şeyi var ama. Tabii geçen bir parti yakaladım öyle, 600 adet. 600 adet. Adet. Yani 5000 liraya satıldı. Bak böyle acayip gitarlar çıkar burada. İtalyan gitar, İspanyol gitar, orijinal gitarlar. Anladın mı? Bak Alf'i bilirsin. Evet. Alf'in resmi mesela. Alf'in canlı bir oyuncağı şurada bu pazarda şu anda en ölüsü 150-200 liraya satılıyor. O da bu pazardan çıkma ama ya. Burada her şey çıkar. Burada efemera dediğimiz olay vardır. Efemera kağıda denir. Hı hı. Osmanlı yazılar, eski resimler, albüm resimleri. Sen efemera aldın mı burada bir süre? Yok, onları almadım. Anlaşamadık. Teknik olarak teknik parçacıların çoğu genel. Tabii canım, bilgisayar parçaları olsun, televizyon parçaları olsun. Yani burada mesela televizyonlar, şu anda piyasada kullanılan televizyonları getiriyorlar buraya. Ekranı patlak olduğu için, ekran şimdi yaptırmaya kalksan televizyon parası. Abi benim başımdan bir olay geçti öyle. Benim yeni televizyon kırıldı. Ekrana 2500 lira para verdim. Televizyonu aldığım fiyat 3500 lira. Aynı olay işte. Gelip buradan yani ekran kartı bozuksa ekran kartını alıp tamamlıyorlar. Hı-hı. Laptop parçalarından gelip laptop parçalarını tamamlıyor. Ekranını alıyor. Telefonu. Ama bu işle alakalı olaraktan tabii ki de bilgi sahibi olmak gerek. Yani bunu yapan adamlar bilgi sahibi olan adamlar yani. Bilgi sahibi hepsi yani. Telefondan yani şimdi uğraşıyor. Pazarda öyle bir şey ki televizyon almaya gelen televizyoncular var, şeyler var. Şimdi herkes kimin ne getirdiğini biliyor. Artı bir de o insanlara göre mal temin ediyoruz, buluyoruz, getiriyoruz. He, yani anladım. Şimdi belirli bir müşterim var mesela. Ben normalde antika satarım. Bunları burada açmıyorum pek. Antika ürünlerim olduğu zaman benim onları gelip alacak adam var, belli. Yani antika sattığın zaman antika alanlar var. Alacak adamlara veriyoruz. Bak Mahir abim mesela halı falan kilim bulduğu zaman eski halı. Halıcılar gelir bizden halı alırlar Kapalı Çarşı'dan burada. İyi halılar, İran halıları. Benim babam da eskiden halıcıydı abi. Yani ben Artinliyim, Artin Opalıyım aynen. Opa. Sarp sınır kapısına çok yakınım ben. 5 dakika. Ben mesela Avrupa'dan böyle tabaklar geliyor. Bunlar duvar tabakları. Yani hiçbir yerde... Özel müdavimleri var abi bunların. Tabii yani bunların koleksiyonunu yapan, biriktiren insanlar var. Onlar için topluyoruz bunları. Geliyorlar, alıyorlar. Bak Japon orijinal, Japon. Alıcısına göre mal var burada. Alıcısına göre her çeşit mal bulursun burada. Yani babaannenin takma dişlerini bile rastlarsın. Çıkar yani. Dersin tamam ya, bu nereden geldi? Tamam abi, çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Gene şey yapmazlar yani. Tamam. Şimdi insanlar yani şimdi bu ara romanlar bıraktı bu işi. Önceden bu işin genelde romanlar yapıyordu. Şimdi Afganlar falan gelip çekçiye çıktılar. Yani bizim asıl maden kaynağımız çekçiler. Çekçiler. Toplamacılar yani. Bak bu işin özü çekçiden başlar. Dışarıda kağıt toplayıcılar. Çekçi dediğin kağıt toplayanlar aynen. Onlardır bu işin madeni kaynağı. Onlar hafta boyunca toplarlar. Depolarda biriktirirler, biz gider depolardan toptan alırız mal. Alırsın. Yani benim şu tezgah mesela, şu anki tezgahın fiyatı 1500 lira. Hepsi. Şurası 1500 liraya mal etti. Çeksene bir tezgah, hepsi nasıl 1500 lira? Bunların hepsi 1500 lira işte. 1500 TL alındı yani. Allah Allah. 1500 lira bir şey değil mi? Bir şey değil işte. Yani işte bir şey bak. Ama 1500 liraya bak, burayı almışım. Bak şimdi şöyle düşün. 1500 lira bir şey değil diyoruz ama sen bu adamı tanıyorsun, o aracılarla yıllarını vermişsin. 1500 canım, lira gayet sen normal senin için yani. Için aynen. Pahalı bile yani. Ama senin işte için pahalı bile. Bu 1500 liranın içinde bak 200 liraya bunu satacağım. Aynen öyle. 150 liraya bunu satacağım. Etti 350. 350 lira. Laptop var burada 100 liraya satacağım. 450. Anladın mı? 40 liraya kamerayı ben alıyorum. Kamerayı 490 lira. Kamerayı satacağım, anladın mı yani 100 liraya. Abi 40 yani liraydın az önce ama şimdi ona. Sermayesini zaten çıkardım. Bundan sonrası da kar. Kutunun güzelliğine bak bak. Aynen o kutu güzelmiş ya. Akşam saat 4-5 olduğu zaman da malı 1 liraya vururuz. Ne alırsan 1 lira. Ha, akşam 4-5 gibi. Çağrımızı yaptıktan sonra kalan malı kimse götürüp almaz. Ya hurdacı gelir, bizde hurdacı Aydar vardır. Aha. Burada gelir toplar. Gelir böyle. Ne istiyorsun la bu tezgahı der.
50 lira 60 lira al hepsini yürü git. Zaten karını çıkarmışsın. Kalanını da geri götürmeyeyim diye. Götürme, haftaya satamazsın. Bu malı yenilemezsen kimse gelip bakmaz bu tezgah. Şembe günleridir o mesela. Onlar gelirler buradan pazar günü mal toplarlar. Ha, giderler orada giderler, satarlar. Perşembe günü orada satarlar. Senin bu günü... senin bu mal satılana kadar Bursa, Yalova geziyor yani. Geziyor tabii. İyi mal gezer. Öbür mal hurdacını ayırır. Hurdacıya gidecekler, hurdaya gider. Ha. Yani şu mesela bu hurdaya gider. Telesetin uydu alıcısı. Abi bundan bende var biliyor musun? Bu şifreli olduğu için bunu açamazsın. Bunun içindeki kartın kilosu 4,5 lira. Bunu söker, içinde bunun anakart var. Anakartın kilosu 4,5 lira. Metalini metale satar, kartını karta satar. O da oradan kazanır. Evet, evet, hep dönüş. Anladın mı? Hepsi, yani şurada geri dönüşüm olmayan hiçbir şey yok. Zaten bunlar elektronik ürün olduğu için, elektronik ürünlerin hepsi geri dönüşüm ya. Tamam, geri dönüşüm. Aynen. İşte kartı ayrı gidiyor, bakır ayrı gidiyor, tabii. Zıvır ayrı gidiyor. Bak EDSL'lerinde mesela anakartları, onları da satıyorsun aynı şekilde. Şundan bahsediyorsun değil mi abi? Peki bir şey soracağım abi. Ben bunu geldim baktım. Dedim ki sana bu çalışır ya da çalışmaz. Bu eski model. Buna garanti verir misin mesela? Buyurun. Buna garanti verir misin diye bir şey yok. Ona garanti veremezsin. Bunlar eski model. Yeni model, yeni çıkan yeni modellerin hepsi satılıyor burada. 30 lirada, 30 liradan tanesini alabilirsin. 30 liradan. Telekom bayine gittiğin zaman sana 160 liraya yazar onu. Evet. Anladın mı? Telekomcular, telekom bayileri bilmem neler gelip buradan alıyorlar. İnternet bağlamak için, bilmem ne yapmak için gidiyor. Bir de ben videoları izliyorum abi. Buradan video çeken arkadaşlara sesleniyorum. Bu ürünleri alıyorsunuz, bakıyorlar, ondan sonra atıyorlar tezgaha. Bak, benim gibi böyle adam, bırakıyor. Benim gibi bir adama denk gelirse bir daha giremez zaten o tezgaha. Evet, evet ya şey diyorum ya, mesela alıyorsun adamın ürünü, bakıyorsun, tezgaha atar gibi atıyorsun. Ses o kadar artık şeye geliyor ki mikrofona, bunun sesi. Yani bu mal yarın öbür gün başka bir adama satılacak yani. Ya öyle tip adamlar var. O işe biz alışkınız. Burada esnafsın. Esnaf gibi davranmak zorundasın. Öyle şimdi öyle bir cins adamlar var ki eline 10 liraya alıp da beni satın almaya gelen adam var burada. Yani beni satın alacakmış gibi davranıyor elindeki 10 lirayla. Anladın mı? O tip adamlar var zaten. Onları zaten hemen def ediyorsun tezgahtan. Yani gelip de şurada müşteri olup da ya sen şuna bir mal ya buna düzgün bak. Yani bu kamera işte. Buna düzgün bakılır. Sen şimdi bunun ne olduğunu merak ediyor insanlar, tamam mı? Bilmediği ama, bir şeyse bak, bilmediği bir şeyse bunu buradan zorluyor. Ha, bu evet. Tarafa niye dönmüyor diyor. Evet. Yani bant satıyoruz, bant çalışıyor mu diye soran adam var bana, öyle düşün. Bant çalışıyor mu derken abi? Yani yapışıyor mu, sağlam mı demek istiyor. Bant çalışıyor mu diye soran adam var yani. O tip insanlarla karşılaşıyorsun burada, düşün. Abi şöyle bir şey var yani, pazar olduğu için gelecek adam da bellidir yani. Hani bilmeyen abi adam gelip de ama... Bilmeyen adam değil bak şimdi, üst kültür seviyesinden gelen doktoru da var burada, hakimi de var, savcısı da geliyor. Ne insanlar var burada. Şimdi o adamın mala yaklaşımı başka. Evet. Bir de kapıda gezen, hiç pazar görmemiş ya da hiçbir elektronik görmemiş şey mi acaba, bilmem ne mi diye. Merak ediyorsun ama düzgün bir şekilde bakıyorsun. Evet. Düzgün bir şekilde, ondan bahsediyoruz zaten. Onu, düzgün bir şekilde bakmak insan, lazım. Yapan insan zaten bir iki kere geldi mi, üçüncüye zaten kovalıyorsun buradan onu. Yılıyorsun, bıkıyorsun çünkü o tip insanlar. Değil mi yani? Bir pazar günü buraya toplam kaç kişi geliyordur abi sabahtan akşama kadar? Aşırı kalabalık. Sayısını bilmem, hiç saymadık. Çok geliyor. 300 tane esnaf var, hesabını yap. 300 esnaf, ikişer kişi geliyorlar, 600 tane sadece esnaf, bak, insan kapıdan, olarak 600 tane esnaf burada kapı duruyor. Kapı var ya, kapı oluk gibi geliyor, bir oluk gibi böyle hani, böyle nasıl böyle hani bir tünelden geçersin öyle bir kalabalık giriyor yani. Hava güzel olduğu zaman pazarda yürüyemiyorsun. O derece, evet, baya kalabalık oluyor ya. O derece kalabalık oluyor, anladın mı? Hava güzel oldu mu yürüyemiyorsun. İnsan yoğunluğu çok, yani bu işin meraklısı çok. Ucuz olduğu için mesela 200 liraya montlar satıyor. Piyasada satılan yani 1000 liralık, 2000 liralık montlara 200 lira, 150 lira sıfır orijinal montlar satıyor. Aynen. Tişört, kazak falan. Kas suyu var onlardan. Bak. Pantolonun 1 lira. Kot pantolonu. Evet. Bak 1 lira. Ayakkabısın abi, gözünü seveyim. Nasıl 1 lira ya? Bak şimdi, bak. Ya şu kot pantolon nasıl 1 lira? Şu kot pantolon 1 lira. Şunu 3 liraya aldım. Tamam 4 buradan lira. Ama, buradan bak, buradan aldım. Aldım. Tamam, buradan 4 lira. New Balance ayakkabı 10 lira. Kaç oldu? 4, 14 hesaplayamadım. Bak kazağım 10 lira. Kazağın güzel abi. Yün 24 kazak, oldu. Yün kazak 10 lira, bu kadar. İç çamaşırın haricinde 30 senedir bit pazarından giyinirim. 24 lira giyiniyorsun. Evet. Ben sayayım abi. Bak şu gördüğün kazak 60 lira. Ya geç onu abi. Şu gördüğün üstündeki... Abi. Bak şu gördüğün üstündeki kazak 150, mont 150 lira. Abi şu pantolona
130 lira tek başına para ver. Gel yarın 3 liraya pantolon verir. Bak, yırtıksız bir pantolon giyiver. Abi yırtık diyorsun da bu model ama şimdi. Yani şimdi kaç oldu ben saymadım şimdi. 130-150 saydık. Bak sen 20 lira giyiniyor. Bak çuvalları görüyor musun? Çama... Evet. Bak gir internete canlı fiyatına bak bakayım kaçtı. Yani bak şunun içindeki montlar, çamaşırlar, bak keten. Oo, keten ceketi görüyor musun? Ketene bak. 5 lira keten ceket. Al düğünde giy. Al Ferhat'ın düğününde giy. Arkadaşım bak. Şunun şeyine bak. Yırtığı yok, söküğü yok. Şey kaç? Sıfır da bu ya. Sıfır abi hiçbir şey yok. Vallahi sıfır ceket. 50 beden ceket markasına evet. Şeyine bak. Keten ceket sen bunu nerede bulacaksın ya? 10 liraya. Evet 10 liraya ceket bulamazsın. Ya burada ya. Bunların hastalığı buradan bak. Buradan gelip kadınlar bayanlar bir çamaşır topluyorlar. 3 liraya 5 liraya 10 liraya götürüyorlar. Onları satıyorlar internette Letgo'da. Bak monta bak. Aa harbi o güzelmiş ama yalnız ha bayağı. Görüyor musun bayağı. Bunları mesela geliyorlar bizden 5 liraya 10 liraya topluyorlar. Koyuyorlar Letgo'da 50 lira 60 lira abi elbiseler bilmem neler cadlar cutlar neler var neler. Bak bu çamaşırları ben mesela dün aldım. Bak bunları görüyor musun hepsi. 10 numara 5 yıldız çocuk ayakkabısı. Çocuk ayakkabısı değil mi? Tabii canım bu. 36 numara. 10 numara 5 yıldız ayakkabı abi. 5 lira çocuk çizmesi. Alsana 5 liraya. Ha, 5 liraya alamazsın. Değil mi? Bu 0 ama. Yok 0 ikinci el hepsi i̇kinci kullanmış. El, aynen. 5 lira. Ya ne diyorum sen bak ben 10 liraya New Balance alıyorum diyor. Bazen etiketinde geliyor. Onlar dün mü adam ölmüş var? Evini almış. Dün aldım ya. Şişli'de bir evi boşaltmışlar böyle şeymiş. Neler çıkar? Herhalde ne diyorlar bu gayrimüslim bir papaz demiş ki bizim arkadaşın ev, cenazesi onun evini boşadın. 15 milyar almışlar evin içine. 15 milyar almışlar yani evin içine. Bile almış. Her şey dahil. Alan çocuk kaçı satmış? 250 milyara. Para kazanmış evin içinden. 10 lirada 250 lira. Tabii neler çıkmış ama. Neler çıkmış ama. Bak gümüşü çıkar, altını çıkar. Gümüş çıkmış. Çıkar. Ondan sonra yani böyle halı, kilim, o mobilya hepsi paraymış. Yapma böyle ya. Sen, böyle. Abi bu işle mi girsek ne diyorsun? Vallahi aç, aç kalırsın. Aç kalırsın yok, diyor. Şey malı bulman lazım. Mal o zaman biz YouTube'dan devam edelim mi abi? YouTube'dan devam abi. Bu işe bulaşmayın. Bulaştın mı ayvayı? Ama abi şimdi bak anlatırken öyle güzel anlatıyorsun ki. Diyorsun ki adam onu almış 250'ye satmış diyorsun. Ya, yani yüzde kaç kar marjı var? Bir şey yok bu iş. 80'in birisi bir tane saat almış. Caddebostan'dan. Rolex mi abi? Vallahi bilmiyorum. Rolex nedir? Rolex saat. 600 milyara satmış abicim saat. Abi saat 600 milyar. Evet 600 milyar. Aynı dakika gitmiş altından BMW almış. Rolex saat. Ya. Yani düşünsene o da şeyden bulmuş ha. Yani malzeme için almış. Bir evden malzeme almış. Ayı Erol'da buldu işte burada tel diye alıyor. Burada şeyden tezgahdan tel. Böyle sarılı sağa sola bükerim diye 11 kilo gümüş çıktı abi. 1020 gram. Yapma ya. Tabii canım, 11 kilo. Ya o çekçekçilerin biraz şansına tabii, şey yani. Çöp dediğin şeye atılan şeyin haddi hesabı yok. Çöpe atılanın değil mi? Çöpe atılan eşyadan yani eşyanın kimsenin haddi hesabı yok. Ne çıkacağını ne olacağını bilemezsin. Para çıkıyor para. Dolar çıkıyor ya. Kağıtta sarılı dolar bak, çıkıyor. Biz bunu geç şimdi. Tamam 100 dolar. Ya. Hayır adam eşofmanı çıkartmış öyle. Koymuş çöpe. Kredi kartlarıyla, içinde de katlı 100 dolarla beraber çöptü. Bu çekçekçinin eline geçiyor. Çekçekçi baktı, bakmadı. Buraya geldi mi, biz baktı mı, bizim şansımız. Çekçekçiden kaçtı mı sana? Tabii, kimin kısmetiyse o bulur. Herkes ekmeğini yerdi. Kolay kolay bakmıyor abi. Hemen alıp çöpten atıyor şeye. Afganlar bakmıyor, bizim Romanlar tek tek bakıyor. Abi Romanlar bıraktı herhalde çekçek işini. Romanlar işi bıraktı, çekçekçi Romanlar. Ne iş yapıyorlar abi Romanlar sence? Romanlar şimdi geneli geri dönüşümde çalışıyorlar, düzenli. Geri dönüşüm fabrikalarına değil mi? Düzenli işe giriyorlar şimdi sigorta olayı bilmem ne olayı olduğu için. Devam. Bu işi o zaman biz Afganlara, Türkmenlere bıraktık. Onlar çöp toplama işini onlar yapıyor şimdi. Artık onlara bıraktık diyebiliriz yani. Depo sahipleri Türk, öbürleri hep Suriyeli, Afgan onlar çalışıyorlar. Afganlar, Suriyeliler gitti zaten. Önceden Güneydoğulular geldi. Onlar çalışıyorlardı. Onlar bıraktılar şimdi. Hepsi depo sahibi, işletme sahibi oldu. Şimdi Afganları çalıştırıyor. Şimdi onları çalıştırıyor. Tamam abi biz sizi çok fazla tutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Sabaha kadar vaktimiz var. Ayaktayız, uyumayacağız. Çay var mı? Valla gitmeden bir çayınızı içeriz abi. Son kapını çalalım. Evet arkadaşlar, Bit Pazarı'na geldik. Bit Pazarı'nda tezgah daha kurulmamıştı. Bugün günlerden cumartesi. Bit Pazarı'na gelecekseniz eğer pazar günü gelin. Sabah 5'te başlıyor. Akşam 7'ye kadar burada çok güzel mallar alabilirsiniz. Tavsiye saatim sabah 7'de burada olun. Biz yarın burada olacağız. Sabah 7'de açılmış olan standları da tekrardan gösteririz.